Selamlar çok sevgili YouTube. House Flipper'ın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son bölümümüzde siyasi görüşü olan evi yapıyorduk. Çok sevgili Twitch chatimle beraber oyunu oynuyoruz. Twitch chatim böyle kameranın altında görmüş olduğunuz gibi size selamları var. Sizler de canlı izlemek isterseniz Twitch'e bekleriz efendim. Yok eğer canlı izlemek istemiyoruz derseniz de videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler diliyorum. Oyuna devam et diyorum. Cıbı 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 cıbı. Ne yapıyorduk be, unuttum ha. Bu ev bizimdi. Allah'ım, Allah'ım. Ya şuraya bakar mısınız ya? Şu banyonun güzelliğine bakar mısınız ya? Biri şey yazmış YouTube'da. Duvarların rengi hiç beğenmedim. Evimizi boyayacağız. Dur bakayım, aşağı yapmıştık önce ama burası böyle kalsın bence. Salonu varaklı bir şekilde halledip küçük bir evimiz var zaten. Garajımız var. Garaj nerede? Başım döndü. Garaj vardı. Şuradan bakalım. Garajımızın kapısını da böyle yapmıştık. Dış kaplamayı nereye yapacağız ya? Vizyon, evin vizyonu var. Nereden başlasak, nereden başlasak? Galiba evi bak mutfak böyle olacak. Bu ne ya? Bunu böyle oturttuk. Stili kopyala. Çiftle. Ha. Bunu hemen şöyle şöyle yap. Vallahi unuttum ya. Burası garajımız. Merdivenler. Bak bir tane çalışıyor masası. Şöyle açık renk yap. Dur bakayım. Oo, bu değiştiriliyor. Şimdi burasının yatak odası olması lazım, değil mi? Tabii yani yatak odası burası. Şunu satalım bence. Aa, çöplerimiz var. Şimdi buraya bir duvar kağıdı şey yapalım bence. Seçelim. Aydınlatma. Ama aklıma bir şey geldi bir dakika. Ama neyse banyoyu ellemeyeceğim ya. Dur iç mekan. Tamam nelerde. Oğlum şeyler neredeydi? Duvar kağıtları. Üf, şömine. Oğlum şömine var. Yüzey kaplama. Nerede yüzey kaplama? Ha burada. Tamam. Şimdi duvar kağıtları fayans. Şu mu şu mu? Şu. Bak bu iyi. Dur bakalım deneyelim. Çirkin oldu be. Neyse yapacak bir şey yok böyle. Hop. Tamam. Retro. Aha. Ay bu da çok çirkin ya. Amaç kötü. Retro en iyisi. Dur bakayım. Bir dakika.
şöyle olsa. Ya da böyle yapıp böyle yapsak nasıl? Yo yo, burası bu evin siyasi görüşü var. Siyah sarı. Tamam, okey, aldım bunu. Tamam. Vallahi yani okey sanki ya. Diğer şeyleri, camları da değiştirebiliriz bu arada. Lüks cam yapabiliriz. Lüks cam. Camları değiştirelim zaten. Gel bakayım şimdi. Iyi, şundan koyalım yatağın oraya. Oğlum lüks bir şey yok mu? Pencere kenarı mı kaldı? Neresi kaldı ya? Ha, pencere kenarlarını alacağım ya. Pencere bakalım. Ha, o doğru dediniz. O spor olurdu. Şu olabilir ama. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu olur. Şimdi... Ha. Çok iyi oldu. Evet. Okay. Şu aşağıya ne? Aşağı çok iğrenç bir şey yapmamız lazım. Yani aşağı o kadar çirkin bir şey olmalı ki, fayans yapalım mesela. Nerede bu fayans? Gel buraya. Siz bunu istiyorsunuz, ben biliyorum. Siz istiyorsunuz ki iğrenç olsun. Bu işte ya, aynen öyle bu işte oğlum. Bu arada yeni gelenlere anlatın ha, bunu niye böyle yaptığımızı. Demesinler zevksiz diye sonra. Bu evin bir görüşü var, tamam mı? Niye iğrenç ya, bu şeyimiz öyle. Neydi onun adı? Konseptimiz bu. Altın varaklı ev yapıyoruz. Daha ben dışta neler yapacağım, siz onu seyredin. Allah'ım! Bak ya, oy. En demode, en çirkin yatak hangisi? Şu. Okey. Daha ucuz. Ana renk. Çirkin. Ama yapacak bir şey yok. Buna şimdi yanına komodin lazım bana. Ne? Dolaplar. Nereden bulacağım? Komodin diye mi yazılıyor? Komodin. Tabii ben yazamadım ama. Ha.
şu dolu. Aa bu bizimki bu, bizimki bu. Tamam arkadaşlar. Renk ne renkti? Brezilya. Tamam bu. Kulbu da böyle olsun. Tamam bak. Abla ışık koy, koyacağım. Tamam dur. Bak. Çat. Dur ya. Dur bir dakika. Tamam bu da olur. Olur, bu da olur, bu da olur. Bu da olur, bu da olur. Bu da olur ama şimdi buna uygun bir tane tepe lambası bulmamız lazım. Çalışma lambasını şey yaptık. Neyse olsun, sıkıntı yok. Şimdi iğrenç bir avize bulmamız lazım. Bunu böyle yapmıştık önceden. Şöyle yapsak. Ara bakayım. Şunu şöyle dışarı atalım. Dur bakayım. Ya javelin nasıl olmuyor burada? Ben onu anlamadım. Yes. Kırmızı olmaz oğlum. Mor yaptık ya. Bunu mor yapınca şey yapacağız. Bir de var ya. Ah, giremiyorum. Siyah mı yapayım? Tüylerim diken diken. Sen banyomuzu görmedin herhalde Nilo'yacım. Bizim bir banyomuz var. Bu ne? Oha çok güzelmiş. Tabureler. Burayı ne yapacağız onu bilmiyorum ama. Şimdi buraya tuvalet aynası lazım. Tuvalet aynası. Nereden bulacağız? Banyo, efsane banyo. Bunu alacağız. Sallantılı kum aynen bu. Ayna. Çok büyük ayna lazım şimdi buna. Ayna. Bir tane şunu alak zaten. Bundan olsun. Ufak puf alalım hemen. Puf. Bu olmaz. Çok büyük. Pembe yaptın. Yo, aynısı. Aynısı. Aynı iğrençlik ya. Aynı iğrençlik. Ayna seçelim bir de. Sanki şu. Dur bak göstereceğim şimdi size. Bu yani. Bu. Hıh.
Yatak başları uyumlu da küçüktü yani. Raf. Şeyler nerede? Bayağı ilginç oluyor da ben makyaj malzemeleri falan şey yapıyorum, arıyorum, bulamadım. Oğlum çok iyi. Dur bakayım. Kanka aynen. Bu ömürlük. Bu sürekli bunu kullanacak. Aç mı? Allah Allah. Bana şey makyaj malzemeleri bulmanız lazım. Ev aletleri, hobiler. Sanat, müzik, okuma. Vardı, ben gördüm çünkü. Tamam. Bak şimdi. Başka ne yazabiliriz ki yani, oje, pudra. İsimlerini mi yazacağım? Çok saçma değil mi? Ama parfüm yazmam lazım. Sonuçlar parfüm. Şu daha böyle lüks görünüyor. Parfüm biraz çıkar. Ama ben öyle olsun istemiyorum. Ha, polish yazınca çıktı. Okey, tamam. Tamam, okey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alıyorum. Bak burayı polish yazınca çıkıyormuş, unutmayın. Hassiktir bu, ne oğlum? Her şeyden olak bence. Krem. Saç kremi. Böyle koyalım. Allah'ım çok iğrenç oldu. Tamam, bence bu kadar yeter burası. Aksesuar. Dur bakayım, bir şey deneyeceğim şimdi size. Dekorasyon. Çıkav.
Kutu. Olmadı. Bunu buraya okutamadım. Şunları dizek güzelce. Kitap koyduk. Kitap koyduk. Oğlum nereye bakıyor? Yatak odasının iğrençliği bence bu kadar yeterli. Şimdi esas sıkıntılı olan buraları ne renge boyayacağız? Buralarda da böyle manyak bir duvar kağıdı bulmamız lazım. Şimdi bekleyin. Yapı aksesuarları değil, yüzey kaplamaları. Şu iğrenç bir duvar kağıdı bulmamız lazım yine. İğrenç de değil aslında. Az önceki bence gayet güzel oldu. Bak, bu çok çirkin bir şey yapabiliriz bundan. Balıklı olan mı? Balıklı olan nerede? Şunu mu diyorsun? Olabilir. Niye olmasın? Şöyle yaparsak. Bunu da şöyle yok. Şöyle yaparsak. Boyutunu da büyütürsek bu olabilir bence. Ay bunu mu dedin? İğrenç bu ama. Tamam olabilir. Tamam olabilir. Niye olmasın? Olabilir. Tamam olur. Bekle. Ya da şöyle yapıp oy bir dakika. Bir dakika. Bak alayım göstereyim size nasıl durduğunu. Oğlum zengin evi bu. Bunlar yeni zengin olmaya başlamışlar. Küçük bir evden böyle gelmişler. Bak size bir duvarı kaplayayım göstereyim görün. Bak şimdi şuradan hop buraya geçişe bak. Aa, bu da büyüyormuş lan. Ana! Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Fayans. Gel bakayım. Ev, oğlum çok değişik şeyler yapıyoruz. Siyasi görüş olan ev yapıyoruz biz. Bizim şu an şeyimiz farklı. Evin sonunu ben de çok merak ediyorum. Çok boktan yerlere gitmeye başladı bu. Ben de biraz bak. Burası iğrenç banyomuz. Burası yatak odamız. Evimizin siyasi görüşü var. Dur bakalım. Şimdi... Şurayı da bir yok edeyim. Şimdi şuraya kaçlı pencere, bu pencere bulmamız lazım. Sanki şu ya. O bu da değil. Bunu istiyorum. Evet. Evet. Ha, çünkü adam üçlü üçlü ev koymuş ki şey koymuş. Ondan böyle olmuş. Artık yeto diye olabilir. Bu biraz yamuk oldu bu arada beğenmedim.
Şöyle. Burada bir tane var. Burada şöyle olursa tam eşit oluyor galiba. Şurada tekli. Ay. Bakalım. Burada bir yerde bir yanlış yaptık da ne yaptığımı hatırlamıyorum. Heh. Bir de şu. Başka bir konsept yaparız ona. Bu konsept midemi bulandırmaya başladı. Bir an önce bittim bu artık ya harbiden. Aa, yer yer yer. Bekleyin bekleyin. Oy, şimdi yer kaplaması yapıyoruz. Yüzey kaplamaları, fayans, parke, panel. Brezilya kirazı diyorsun değil mi? Aldım Brezilya kirazını bu arada ya. Brezilya kirazını yapıştırdık. Bu arada siyah daha çok yakışırmış ama Brezilya kirazı zengin gösterir. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Siyah şunu yapak ya. Vallahi çok kötü oldu. Tamam, kötü yapıyoruz da az da güzel olsun ya. Evet, sanki böyle daha iyi oldu. Yani bir tık daha böyle. Siyah güzel oldu, değiştir. Dur şimdi. Koltuk. Koltuk takımı lazım bize. Koltuk. Bize böyle avantgard koltuklar lazım. Mesela bunlardan. Eski evlerde hep şey oluyordu biliyor musunuz? Böyle tekli 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 oluyorlardı bu koltuklar. Bir tane koltuk olması lazım yani şu koltuk misal. Anladınız mı? Bu. Öyle yapacağız. Bunun koltuğunu bu arada mor yapmam lazım ki duvarlarla uyumlu olsun. Buna ne diyorsunuz ya? Virus'cim 20. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Sesi kapatsam başımız şişti. Kapatayım canım. Müzik açıktı. Müzikten kaynaklı. Kapattım. Arkadaşlar koltuğumuz aldı. Koltuğumuz oldu ya. Çok kötü bunu satak ya. Oğlum bak hayır bu ne biliyor musun? Paramız var. Ama zevkimiz yok bir şeyi evi. Ananı avradım. Dur bakayım. Hatta. Dur bakayım. Şöyle yapsak. Beğenmedim. Sehpa değil o ya. Puf o puf. Puf koyayım dedim de. Ama şu iğrenç pufundan koyabiliriz. Ama sehpa koyak ya. Evet sehpa koyalım. Tabure.
Nın nın. Çok kötü. Sandalye. Oğlum bu yemin ediyorum belediye sabırası. Evet ya olmadı ya, salonumuz bir güzel olmadı. Niye olmadı anlamadım. Dur bakayım çözeceğim şimdi. Uykum da geldi biliyor musun? Bir yapamadım. Burası bir olmadı. Tamam, lambamız bu. Detaylar bu. Ampul. Ana renk. Bu. Kesinlikle bu. Peki bunun ayaklı şeysi var mı? Var. Ama ben böyle bir şey istemedim ki. Ama bunu yapabiliriz. Bak böyle yapıp böyle yapıp ampul duyu ne lan? Bunu yapıp buraya da bunu basıp bunu böyle yapıp gerçekten iğrenç bir ev oluyor. Allah'ım delireceğim ya. Bir tekli çaprak koysak nasıl olur? Şimdi onu da düşündüm. Ama bence şu daha iyi ya. Beklesenize bir. Bak. Bir tepli çapraz koysak nasıl olur? Olabilir. Ama hiç yani ev çok küçük geldi ya. Ev çok küçükmüş. Diyorsun ki şöyle. Misal. Tam varoş. Varoş değil oğlum. Zenginiz ya. Zenginliğe yeni adım atıyoruz. Sen de bilmiyorsun ha. Yani başka ev bugün göremeyiz de. Şuraya bir tane sehpa. Ay bence bir şey söyleyeyim mi? Sehpa diye buraya puf koyalım bence. Halı koyalım. Yerler çok siyah boğuyor. Koyalım da daha bitirmedik ki. Vallahi ev içimi kararttı ha. Yemin ediyorum ev içimi kararttı. Bu ne ya? Şuraya bir şey yapmak istiyorum da yapamadım. Televizyon, televizyon alalım bence. Televizyon, acil televizyon alalım. Chat'te bir şey oluyor da algılayamadım. Televizyon, televizyon. Bunu şöyle alsak. Mesela bu televizyon küçük bu eve. Daha büyük bir televizyon lazım. İşte bu. İşte bu. Perde bulamadım ya. Perde var mı? Yok galiba perde. Saat olmazsa olmaz. Şuraya da saat koy. Iy, ver ver ver. Saat buraya. Çiçek. Saksı.
Şöyle yapalım. Şuradan da bitki oturtalım içine. Bak bunları da var ya. Tamam. Şimdi bir de daha buralar var. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ev bitmez, töbe bitmez. Şimdi şimdiki ne şimdi? Bekleyin bakayım. Şunu bir satalım. Şunu alalım. Şurayı şöyle. Şuraya kadar. Şurayı şöyle. Şurası şöyle, şurası şöyle. Şurası şöyle. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Burası böyle. Şurayı farklı renk yapayım demiştim ama uğraşamayacağım galiba şu an onunla. Şimdi girişe de bir tane şey seçelim. Ne derler ona? Yapı aksesuarı, tesisatlar, yüzey kaplaması. Giriş biraz böyle açık renk olsun. Ne diyorsunuz? Altın varaklı ev olmuş. Hayır, evin siyasi görüşü var evi o. Dur bakayım. Şöyle yapıp ana rengini beyaz yapıp bu rengi şöyle yapsak acaba nasıl olur giriş? Çok karışık oldu. Sürgülü kapı koyabiliyor muyuz ki? Var mı? Var mı lan öyle bir şey? Kapı. Üşüyor ki. Ayna koyarız ya. Ayna var. Ayna olmaz mı? Şöyle yapsak. Ben bu aynayı niye değiştiremiyorum mesela, yani ne alaka? Ben dik kullanmak istiyorum bunu. O ayna iyi bence. Ha. Bakayım. Niye 3 tane şeyimiz var şu an çözemedim ama. Şöyle. Tabure var mı? Yok şey, ince uzun. Puf. Garajda bu ev yorar. Bu ev seni yorar. Böyle evlerde yaşayan insanlar var. Tamam. Burada ayakkabı şey olsun. Mesela ayakkabılık var mı? Ayakkabı dolabı desek. Şöyle yapsak detaylar. Beyaz olsun bu da. Şöyle olsa. Sarı. Tulpama yuvarlak. Şu.
şöyle çapraz koysak. Allah'ım bu ev yemin ediyorum içimi kararttı ha. Yeminle içim karardı. CEO'sunu var kağıdı belli olmuyor, siyah gösterir kendini. Şu saatten sonra hiçbir şey değiştiremem. Buraya ayakkabı da mı koyuluyor yoksa? Yerin girişi böyle kalabilir aslında. Ananın ki. Şimdi mecburen boya satın almamız lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü tavan pis. Of ya. Evet. Hop. Allah kahretmesin. Arkadaşlar sıkıntımız var. Büyüyormuş. Tamam yeter ya burası. Ha. Şöyle bir şey yapabilirim. Hop. Ay. Şöyle yaparım. Dur bakayım. Boyayla şuraları da boyarız. Ondan yoruldum. Tamam. Şunu hop büyüttük. Şuradan tuttuk. Bir de şurayı boyadık mı? 10 numara 5 yıldız. Tamam. Burayı da sildik mi? Burayı da siliyoruz. Hemen. O önemli. Altın petek. Ya şu kapının çirkinliği peki? Çiftle. Çiftle. Sat. Sat. Tut. Burayı da burası. Tamam. Oğlum tamam işte ya. Kardeşim evimiz zengin ev, yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Boyum yetişmiyor. Ne yapacağız?
Buralara ne yapacağız? Abla her şeyi yaptın. Öyle yapıyorum zaten. Her yer altın olacak. Ama benim boyum yetişmiyor. Sıkıntı var. Var mı buna? Oyunda merdiven var. Okey. Bayağı merdiven var ha. Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi? İskele. Nasıl? İskele yazıcı çıkıyor mu? Aa, vallahi var lan. Aa. Nereye koyacağım? Olaya bak. Niye şaşırdıysam? Adamlara bak neler yapmışlar. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Yüzey kaplamaları, fayans, hop. Aa. Bu olmadı işte. Bu tarafa nasıl yapacağım? Hadi o tarafı yaptım. Bu taraf nasıl olacak? Evin çatısı da mı altın olsun? O plastik çöp tenekesi kullanıyoruz. Nasıl yapacağımızı anlamadım. Galiba yapamayacak gibiyim orayı ya. Oğlum bitmiyor lan ev bitmiyor. Mesela arkasını kaplamasak kim görecek? Yani nereden görebilirler? Öf, tuvaletimiz. Her şey burayla başladı. Aa, içeriği kaplıyorum harbiden. Hop, şuraya da. Yapamıyorum, ben sinir oldum. İçeriği boyadım. Vallahi buralar kaldı. Vallahi yeter ha. Yeter ev içimi kaldırdı. Şurayı da beyazla kaplayacağım. Ondan sonra bu evimizi satışa çıkartacağız artık.
Şu an var ya tek başıma oyun oynuyormuş gibi hissettim ha. O kadar daldım ki. Bu da bitti. Oldu oldu ya. İlk evimiz yani. Ufkun'un yüzünden Allah kahretmesin. Böyle bir şey yaptık. Neydi onun adı? Konsept yaptık. Zor oldu. İlk konseptimiz çok zor oldu. Am yeter ya. Nasıl ya bunu satabilecek miyiz biz bu arada? Satabiliyor muyuz? Aknatrocum, üçüncü ayımız kutlu olsun. Açık arttırma evi. Ev turu yapalım, doğru. Allah'ım gözüm alıyor ev. Kafayı yiyeceğim. Dur bakayım şuraları da silelim de. Şimdi strikop yok. Şuna bak ya, çiçek bahçesi. Tamam. Gayet iyi bence ya. Temsil resim mi? Bilemiyorum. Oğlum bu ev paha biçilemezdi o ya. Şimdi giriyoruz evimize. Dırırım. Dur hemen şurayı kapatalım da. Çok para harcadık bu arada. Harbiden evimize çok fazla para harcadık. Bak kapı da yamuk ha. Şöyle bir giriş. Bence ilk şaheserimiz. Ya şu banyoda var ya. Ne yıkanılır ha? Yatak odamız. Şıkır şıkır. Şimdi evimizin alakalı yerine götürüyorum sizi. Ay. En alakalı yerimiz, yemin ediyorum. Çok mu güzel? Vallahi midem bulandı daha evden. Şu kapıyı da değiştirmedim, kaldı böyle. Böyle çok acil satmamız lazım arkadaşlar. Altın varaklı evimizi satmamız lazım şimdi. Ha. Açık arttırmaya mı çıkartacağım buradan? Ev Bekir sıktı. Yes, basıyorum. Açık arttırmaya çıkart diyorum. 183 veriyor. Emeklerimiz gitti. Ne yapalım, satalım. 55 kazanacağım. Kar etmişim ha. Satmak istemiyorum ya. Benim için yani bu ev... Bir teklifimiz var. Ne teklif varmış? Arkadaşlar ya. Vallahi olmadı o ya. Vallahi olmadı. Hele benim şu evime bakın ya. O 200 param oldu. Kendi yaşadığım yer efsanevi bu arada. İşe başla. Evim gibi hissettirmiyor. Evimiz bitti ayol. Altın varaklı evimize ne kadar az para verdiler. Vallahi oyunla içim kalk daha yalnız. Kaydet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gözlerinize sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye rakam yok?